Arkadaşlar video hoş geldiniz. Farm Simulator'un 17. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biyogaz tesisi kurmuştuk. Bu tesisten şimdi daha fazla nasıl para kazanabiliriz? Bunlara bakacağız. Bir de inek çiftliği kurmuştuk arkadaşlar ama bu inek çiftliği hala bir gelir getirmedi. Çünkü zaman neredeyse hiç ileri almadık hem de besin vermedik. Şimdi buradan gelecek bu amaçla biyogaz tesisini çalıştıracağız. Yani stratejimiz o yönde. Videoya başlamadan ben size şöyle birkaç tane mod indirdim, onları göstereyim. Eğer böyle biyogaz tesisiyle falan uğraşacaksanız ya da hayvancılıkla kesinlikle indirin derim. Şu gördüğünüz inek ahırı 500 kapasitesi var arkadaşlar. Bir de yönünde otomatik yemleme aleti var. Yani siz getiriyorsunuz sadece şu gördüğünüz kulübeye döküyorsun işte samandır şeydir silajdır. Bunları döküyorsunuz. Bu kendisi içeride karıştırıyor. TKT yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Daha sonra inekleri yemliyor arkadaşlar. Bunu böyle göstermiş olayım. Şimdi bir tane daha modumuz var. Bunu da göstereyim size. Şu gördüğünüz arkadaşlar silaj aletinin önüne takılıyor. Ve 30 metre genişliğe kadar uzayabiliyor. Ayrıca bu herhangi bir cisme de çarpmıyor arkadaşlar. Yani içinden geçebiliyor. Çim biçmek için gerçekten 10 numara bir alet. Zaten bunu birazdan kullanacağız. Şu gördüğünüz yeri bir tane silaj aleti kiralayıp birlikte biçeceğiz. Yani siz de görmüş olursunuz. Eğer indirmek isterseniz de büyük ihtimalle linki bırakırım. Bırakamazsam da artık kusura bakmayın. Ama büyük ihtimalle bırakırım arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle size çiftliğin diğer taraflarındaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Çiftliği tek tek gezmektense şurada size toplu bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kumaş fabrikamızda 28.000 yafağımız var. Kıyafet fabrikamızda 21.000 kumaşımız var. Yine tekrar kumaş fabrikamızda 21.000 yapağımız var. Daha sonra hayvanlar kısmında gördüğünüz gibi zaten burada herhangi bir besin olmadığı için bunlar neredeyse ölecekler. Tavuklar kısmında tavukların tahılları var. İneklerin de herhangi bir besinleri yok. Ama birazdan hepsinin besini olacak çünkü biz burayı biçeceğiz. 6.000 gördüğünüz gibi kıyafetimiz var. Bunu satsak gerçekten güzel para elde edeceğiz ama şimdilik durabilir. Şimdi biz size söylediğim gibi öncelikle bir şunu satın alalım. Detaylar. Satın alırız abi. 65.000. Biraz fazla ama olsun. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamam şimdi. Kesinlikle bakın hayvancılıkla falan uğraşıyorsanız kesinlikle bunu gidin. Alın arkadaşlar. Sizin için bulunmaz bir nimettir. Şimdi zaten ne kadar kullanışlı bir alet olduğunu göreceksiniz. Bunu kiralayalım. Ne kadar olduğu önemli değil. Şöyle. Evet. Aletimiz bu zaten. Bunu biliyorsunuz. Şimdi şunu göstereceğim ben size. Ha bir de bunun arkasında römork bulmamız lazım da. Bizim römork acaba boş muydu içerisi? Ha güzel boş bu. Sıkıntı yok. Bu gerçekten işlerimi çok kolaylaştıracak. Çünkü iki tarafı da böyle çim ektiğimde hani 2 dakikada falan bütün hepsini biçmiş olacağım yani. Şu an zaten bize en çok lazım olan şey çim, ondan sonra buğday bu şekilde yani. Bakın şöyle göstereyim size şimdi. Şöyle bir şeyi açsın bize. Boruyu aç diyor. Boruyu açırız abla. Tamamdır. Şimdi bir de şunu aç. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir geniş bir alanda açılıyor. Hop işte bu ya. Bakın. Şimdi size takılmıyor dediğim yeri göstereceğim. Zaten tarlayı komple bitirmemiz 1 dakika bile sürmeyecektir herhalde. Bakın şöyle geliyorum ya. Herhangi bir şeyin içerisine takılmıyor. Böyle kafanız rahat dönüyorsunuz yani. Yok takılacak, yok çarpacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama şu iki tarlamızın ortasında çıkan mesela yabani otları biçemiyoruz. Yani sadece tarlada yetişen otları biçebiliyoruz bununla. Ama bu bile yeterli bizim için. Bakın gördüğünüz gibi çok kolaylaştıracak işimizi. Ama tabii ki böyle orta yeri çarpıyor. Nereye kadar çarpmıyor? Çok küçük bir yeri çarpıyor aslında. Diğer her taraf neredeyse dokunulmaz. Dolduğunu görüyorum da yapacak bir şey yok yani şurayı temizleyelim diye biçiyorum. Fazlasına da gerek yok zaten. Tamamdır.
Şimdi şunu şöyle katla. Kaldır. Şunu da katla. Yani tahmin ettiğinden daha kısa sürede bitti diyebilirim. Yani bunu şu traktörün arkasına çıkaralım. Niye çıkarmadı? Tamam, şuraya çıkarsın. Siz de eğer böyle büyük mandıra falan lazım oluyorsa çim, yani kesinlikle bu modu indirmelisiniz. Onu söyleyeyim, bakın. 45 ton çimi 1 dakika bile sürmeden bitirdik biçmesini. Zaten zaman ileri aldığımızda da burası tekrar yetişecek. Yani böyle çok basit oldu. Ama gayet kullanışlı dediğim gibi. Şöyle şunu bir dökelim abi. Hadi bakayım hadi. Hadi klas. Hadi aslan parçası. Yapabilirsin. Hadi bakayım. Şimdi artık bizim de ineklerimiz verim verir diye düşünüyorum yani. Tamam, yeterli bu kadar ya bunlara. Aslında diğer tarafı da çim ekip bütün her yeri çimle doldurup daha sonra tekrar samana mı dönsek yani buğdaya. Bilmiyorum ya, orası birazcık bizi uğraştırabilir bu kısım. O yüzden öyle çok fazla uğraşmayacağım. Şöyle zamanı biz ileri alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zamanı Ocak ayına kadar ileri aldık. Bayağı bir ilerlettik. Şimdi gidelim ne kadar bulamaç üretmişiz ona bakalım. Bakın zaten yumurta sinyali veriyor. Bayağı bir dolmuş. Şurada ne kadar kıyafet üretmişiz? 4 tane. Yeterli. Burada çim tekrar oluşmuş sanırım. Bunu tekrar biçebiliriz. Şöyle bir bakayım şuna. Bulamaç 10 ton bir bulamaç olmuş. Çok fazla bir bulamaç yok şu ana kadar. Gördüğümüz kadarıyla. Şu kıyafetleri toplayıp götürüp bir satalım. Kıyafet fiyatına da bakmadık ama. Ona bir bakalım da. Bu arada modum çok düşük olabilir. Gerçekten çok hastayım. Ama yine de size bugün video çıkarmak zorundayım. Şöyle bir bakayım kıyafetler kısmına. 13.000, 14.000. Yani bir tık daha beklenebilir aslında. Şöyle bir zamanı ilerletsek belki fiyat artar. Saat 17'ye kadar vakti var. Şunları da alayım da. Gördüğünüz gibi şu an 10 tane kıyafet kutumuz var. Bunlar da şu an için 130 bin euro para yapıyor. Ama biz dediğim gibi daha fazla bekleyeceğiz. 14 bine kadar çıkmış. Düşüşe geçmiş artık. Biz gidip bunu satalım arkadaşlar. 14 bin euro da iyi paradır. Yani hiç de kötü değil. Evet, kıyafetlerimizi sattık. 141.726 euro para elde ettik. Toplamda ise 363 bin euro paramız var gördüğünüz gibi. Şimdi artık bu parayla ne yapabiliriz? Bunları düşüneceğiz. Çiftliğimize bir dönelim. Şimdi şu yumurtaları da bir toplayalım. Bunları da satalım. Ne kadar paramız olacak? Bir görelim toplamda. Ona göre hareket edeceğiz. Ama biz bu bulamacı şeye dökmeyi unuttuk. Biyogaz tesisine ama. Neyse onu da dökeriz birazdan ya. Şöyle şu ana kadar 16.800 yumurta oldu. Devam edelim.
ya, bir tane kaldı. 25.000. 33.600 yumurta olmuş. Bunu da götürüp şurada hazır yemek restoranına satalım yani. Çok önemli değil. Çok fazla bir fark olacağını da zannetmiyorum. Evet, yumurtalardan da 70 bin euro para elde ettik. Toplamda ise 433 bin euro paramız var. Bununla gidip kendimize bir tane büyük garaj kurabiliriz. Veya biraz daha para biriktirip büyük inek ahırından kurabiliriz. Bunu bir düşünelim. Şimdi şöyle garaj fiyatlarına bir bakalım. Etler değil. Mezar değil, binalardan bulacağız onu da. 455 bin euroya şu var mesela. Ama bu bile şey değil yani, böyle her yere açık bir şey değil. Yani içerisi bize yeterli olur mu? Bilmiyorum da. Bizim aletlerin hepsini almaz sanırım bu ya. Ama alsa da almasa da artık yani böyle bir şey bize şart arkadaşlar. Çünkü bütün aletler dışarıda kalıyor. Bu da pek hoş görünmüyor yani. 455 bin euroya aslında bunu elde alsak aylık 1440 euro da getirisi varmış. Ya o çok önemli değil de. Daha diğer değişik şeylere bir bakalım. 340 bin euroya bakın. Şundan var. Başka bir esnemi de üstüne geliyor diyor. Gelirsin tabii. O kadar büyük. Ki ya bizim aradığımız bu işte ya. Bizim aradığımız bu arkadaşlar. Ama bunu nereye ve nasıl kurabiliriz? Yani benim aklımda şu inek şey koyun yerine kaldırmak var. Çünkü bu bize şu an pek lazım olmuyor. Yeterince elimizde zaten kumaşımız var. Bence onu kaldırıp yerine şunu koyalım. Bu arada bize daha çok lazım olacak diye düşünüyorum. Daha sonrasında kumaş lazım olduğunda bunu kaldırırız. Başka bir yere kurarız artık yani. Bir saniye öyle yapalım biz. Ama bu sefer içerisindeki hayvanları da satmamız gerekecek. Bir dakika, şu hayvanları bir satalım. Hayvanlardan 24 bin euro para elde ettik. Şimdi şunu satalım. 37 bin euroya da bunu satıyor. Satsın, sıkıntı değil. Şimdi ne kaldı oraya bir bakalım. Buraları temizlememiz lazım. Şunu almamız lazım bir tane. Ama alamıyoruz. Şunu alabiliriz. Yani bu garaj buraya bize mükemmel olacak. Burayı komple kapatacak. Ama artık aletlerimiz dışarıda kalmaz diye düşünüyorum. Şunu da yıkamaz mıyım? Tamam. İstesem böyle olmazdı, yemin ediyorum. Aa, bakın şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Bizi birazcık uğraştıracak bir şey. Şurada iki tane kök kalmış. Bu kökleri temizlememiz lazım. Bunun için şuradan öğütleyici değil de ormancı ekipmanlarına gel bakayım bir. Daha sonrasında şu muydu? Ağaç köklerini ve çalıları için kullanılabilir diyor. Ya bu olacak. Ha, bu yani, başka çaresi yok. Bunu kiralasak kafidir. Ben birincisi gitti. Tamam, bu da gitti. Şimdi hemen şöyle bir oturacak diye bir bakayım. Başka bir nesnenin üstüne gelemez yani. Öyle bir şansı yok bir kere. Şimdi kıvırmayalım. Başka bir nesne ne var, nesne yani? Başka ne var? Zavva. He?
Ya buraya olman lazım ama sen ya. Yemin ediyorum var ya. Şimdi bu buraya kadar oluyor. Bura büyük geliyor sanki bizimkine. Bilmiyorum, küçük mü geliyor? Hangi ne nesne vardı bu? Neyin üstüne geliyor anlamıyorum ki. Yani. Bak. Ama çok büyük yani. Çok büyük olduğundan dolayı mı bu böyle yapıyor acaba? Başka bir nesnenin üzerine geliyor. Buraya gelince de öyle yapıyor. Şunu buradan çeksek. Bak burada da şey var. Ya biz her şeyi üst üste koymuşuz ki. Şununla bunları bir şöyle temizleyeyim de. Ne başka nesne ne var ya? Aynen başka nesne ne olabilir ki yani? Şurada ufak tefek bazı şeyler var. Onlar mı diyor acaba? Bakın. Şu arkada ufak tefek çim birikintisi var. Bunlara da diyor olabilir ya bu. Saçma sapan her şeye bir bahane uyduruyor. Bakayım şimdi ne diyecek. Bu tarafta acaba bir çökmek mi var? Yani onu tam bakmadım mı? Az önce bir şey yoktu yani. Gördüğüm kadarıyla. Yo, herhangi bir şey de yok. Neyse. Şöyle bir kenara bir alan. Daha otur daha ya. Of. Valla. Aha oturdu da az önce. Ha şöyle. Oh be. Vallahi yaptım. Yemin olsun yaptım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir garajımız oldu. Artık içerisine girip cin katabilecek kadar büyük. Gördüğünüz gibi. Oy baştan başa şuna bakar mısınız? Harika oldu harika. Şimdilik şunları bir teslim edelim. Şöyle kiralık aletleri bir teslim edelim. Bu ne var almışız lan biz? Abi uzun süredir oynamıyorum yani. Hangi alet bizde hangisi değil. Bilmiyorum kaç aydır da silaj aleti bizde bak. Hiç böyle ekonomik değiliz yani. Bakayım bir çim oluştu mu? Büyüme. Hasada hazır. Tamam. Çekil bakayım şimdi. Çekil önümden. Çekil. Vallahi harika oldu bak. Mükemmel oldu. Şimdi şöyle çim biçme aletimiz gelsin. Bizim römork nerede diyecektim. Römork orada kalmış. Biz diğer tarafa da çim eksek ne olur ya? Bir şey olmaz yani. Bence bir şey olmaz. Yani buraya da çim etsek ikisini de aynı anda biçer kaldırırız. Zaten şu an için bir hayvanlar olarak inekler var. Bir de tavuklar var. Yani tavukları da o kadar önemsemiyorum artık. Sadece şu an inekleri düşünüyorum. Yani bilmiyorum bakalım. Heh, şunu da aç. Çalıştırırız abi. Bu taraftakine bir çalıştır bakayım. Abi şuna bakar mısınız ya? Çok hızlı. Saniyeler içerisinde bitiyor yemin ederim.
Bu önündeki alet acaba şey falan biçiyor mu ya? Diğer biçerlerin önüne de taksak. Diğer tamam, ben neye bakıyorum ya? Diğer biçerlerin önüne taksak. Kombinasyonlara bakacağız ya. Biz neye bakıyoruz? Ha, sadece bunlar çalışıyormuş. Tamam, her neyse. Şu an zaten şeyler de besledik. Şimdi bunun içerisindeki bulamacı bir alıp dökelim ya. Yarın zamanı biraz daha ileri alalım. Bulamaç komple bir dolsun. Ya da dökelim ya. Biz zaman ileri aldığımızda o da bize birazcık gelir getirsin yani. Ama birazdan şu eşyalarımızı da garajımıza yerleştiririz. Daha sonrasında videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Ama gerçekten bu konu, yani videonun konusu bence garaj olmalı yani. Bakar mısınız yani, çok güzel oldu. Şunu bir alayım. Bakalım ne kadar büyükmüş. 10 tonlu değil mi? %50'sini doldurdu işte. Onu da buraya mı boşaltıyorduk? Aynen. İşte mesela çok büyük ahırı kursak, hani o 500 inek kapasiteli ahırı kursak, iki tarafa da şey ekeriz, çim ekeriz. Daha sonra bu alette biçer biçer dökeriz abi. Bence en mantıklısı o. Yine de bir şey yapabiliriz bunu. Daha sonra düşünebiliriz. Şu an için şöyle zamanı bir ileri alalım. Arkadaşlar, zaman Nisan ayına kadar ilerlettik. 131 bin euro paramız oldu. Buradaki biyogaz tesisi de bütün şeyi bitirdi. Bulamacı bitirdi. Ama ne kadar para elde ettiğimizi bilmiyoruz artık. Yani 4 ay gibi bir sürede biyogaz tesisinden sadece ne kadar para geldi, onu bir türlü çözemedim. Ama onu da bir öğrenme yöntemlerine bakacağım. Şimdi biz bir şu aletlerimizi şeye yerleştirelim, garajımıza yerleştirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün aletlerimizi buraya getirdik. Şöyle göstereyim. Bakın, hepsini buraya iskifledim güzelce. Şu birazcık zorladı beni. Onu da ittire kaktıra oraya soktum. Traktörler burada, biçer burada. Yani bu da böylelikle halletmiş olduk. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiysiniz beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.